seslendirdiğim eseri 25. yaşını kutlayan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ne armağan ediyorum. Dünyanın çeşitli yerlerinde ve Türkiye'de yardım konserleri vererek ben de üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. SGD'de ASAM olarak insani krizlerle başa çıkmaya çalışan sığınmacılara destek sağlamanız, çocuklar daha parlak geleceklere sahip olabilsin diye var gücünüzle çalışmanız takdire şayan. İlham veren işlerinizle fark yaratmaya hep devam etmeniz dileğiyle nice 25 yıllara. Zor durumdaki insanları savunmak için verdiğiniz emekler herkese ilham kaynağı olsun. Nice 25 yıllara. 25. yılın kutlu olsun Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği. Ben de tıpkı sizin gibi fırsat buldukça kadın ve mülteci konuları alanında elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Uzun bir zamandır bununla ilgili gönüllü çalışmalar yapıyorum. Sizin gibi ben de herkesin gülmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Ve dil, din, cins, ırk ya da siyasi görüş ayrımı yapmadan bütün göç mağdurlarına destek verdiğiniz için sizin hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Göç maalesef günümüzde milyonlarca insanı etkileyen bir konu. Benim de her fırsatta aslında üzerine düşündüğüm ve neler yapılabilir ve bu durumları nasıl iyileştirebiliriz diye kafa yorduğum bir konu. İşime de bakarsak aslında bir yanıyla yani tiyatro ile toplumu aynı olurken bir yandan aslında komedinin eleştirel yanını kullanıp toplumun her kesiminde insanlara ulaşmaya çalışıyorum. İnsanların yüzlerinde birer gülücük bırakmaya çalışıyorum tıpkı sizler gibi. Çünkü çok zor günlerden geçiyoruz. Umarım yerine ulaşıyordur bütün mesajlarımız. Hepimiz Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği için bence el ele vermeliyiz. Hep birlikte gayret etmeliyiz ve hiç kimsenin gülmeye hasret kalmadığı günleri hep birlikte getirmeliyiz diye düşünüyorum. Nice 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 25 yıllarına Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği. Bir sabah kalktığımızda evimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, hatta yaşadığımız ülkeyi bile terk etmek zorunda kalabiliriz. Ya savaş ya da bir takım felaketler, doğal afetler, açlık. Bütün bunlar insanı başka ülkelere göç etmek durumunda bırakan olgular. Yüzlerce, binlerce yıldan beri var olan bir olay bu. Ve ülkemizde son yıllarda milyonlarca insanı ağırlayan bir oluşum, bir göç, bir sığınmacı dalgası yaşandı. Ve ülkemiz insanı bir takım SDK'larla, bir takım STK'larla, sivil toplum örgütleriyle buna karşı gönülden o gelen misafirlere kucak açtı. Onlardan bir tanesi de Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve ASAM. Tam 25 yılı geride bıraktı bu muhteşem oluşum. Onlara iyi ki varsınız, iyi ki var olacaksınız diyorum. Çünkü bu tür oluşumlara hep ihtiyacımız var ve insanların ihtiyacı var. Herkese merhaba, ben Andaç Aznedaroğlu. Türkiye'de ilk mülteci filmini yapan yönetmenlerden biriyim. İçinde bulunduğumuz yaklaşık 8 yıldır hayatımızda olan Suriye'den gelen göçmenlerle ilgili bir film yaptım. Ve bu filmi en çok destekleyen sivil toplum kuruluşlarından biri ASAM oldu. Sevgili ASAM ailesine çok şey borçluyum. Çünkü film onlar sayesinde yurt dışında, Türkiye'de birçok yerde gösterim imkanı doğdu ve bu konuda bir farkındalık yarattı. Kendilerini çok yakından tanıdığım şahane bir ekibe sahipler ve 25. yılları kutlu olsun. Birlikte çok güzel şeyler yapmak dileğiyle. Bu konuda insanların sivil toplum kuruluşlarına olan farkındalığını bir kez daha dile getirmek isterim. Çünkü biz birlikte olunca iyi şeyler yapabiliriz. İyi ki varsınız. Bütün ASAM'da çalışan genç arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum.
SGDD çalışanlarının 25. yılını kutluyorum. Nice 25 yıllara. Sevgili SGDD çalışanları, 25. yaşınız kutlu olsun. SGDD'nin 25. yılı kutlu olsun. Verdiğiniz bütün emek için çok teşekkürler. Merhaba sevgili Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği çalışanları. 25 yıl boyunca yardıma ihtiyacı olan kişilerin yanında olup onların insan onuruna yaraşır biçimde yaşayabilmelerini sağladınız. Zor durumda olan insanların sağlık, eğitim ve geçim kaynağı olanaklarına erişmelerine yardımcı oldunuz. İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde bile insani yardım çalışmalarınızı sürdürerek sığınmacıları ve göçmenleri yalnız bırakmadınız. 25 yıl boyunca yaptığınız tüm emekler için ben kendi adıma sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Nice 25 yıllara. Merhaba sevgili Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği çalışanları. Ben Berna Leçin. Bunu bir kutlama mesajı olarak düşünün. Gönlüm isterdi ki yüz yüze gelelim. Ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar sebebiyle size bu video mesajını yollamak istedim. SGDD ve ASSAM olarak hepinizi canı yürekten sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. 25. yılınız kutlu olsun. Size nice 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 uzun yıllar diliyorum. Çünkü size ihtiyaç var. Çünkü siz yıllardır, tam 25 yıldır sığınmacıların ve göçmenlerin ekonomik koşullardan eğitime kadar ya da sağlık imkansızlıklarına kadar her konuda destekçisi oldunuz. En önemlisi, sığınmacıların ve göçmenlerin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamasına katkı sağladınız. Bu benim için ve eminim ki bütün Türkiye için çok çok kıymetli. İyi ki varsınız. Sevgiler nice yıllara. Sevgili SGDD çalışanları, 25. yılınız kutlu olsun. Merhaba, ben Ali Pınar. Kısa adıyla SGDD, yani Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinizin 25. yılı, dile kolay çeyrek asır geride kalmış. İnternet sitenizde Einstein'in mülteciler yalnızca bavullarıyla gelmezler şeklindeki deyişine yer vermişsiniz. Ben de buna yine Einstein'ın bir diğer deyişiyle karşılık vereyim. Dünya kötülüğün müsebbipleri yüzünden değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir. İşte sizler 25 yıldır o bir şey yapanlarsınız. Hepimizin bildiği gibi yaşadığımız coğrafya göçlerin coğrafyası. Hepimizin ataları bir yerlerden gelmiş. Halbuki çok iyi biliyoruz ki esasen hiç kimse evinden ve yurdundan olmak istemez. Unutmayalım ki yarının hiçbir garantisi yok. Yarın hepimiz birer mülteci konumunda olabiliriz. Bir gün dünyamızda mülteci ya da sığınmacı gibi kavramların yok olması dileğiyle, derneğiniz ve faaliyetlerinizde emek vermiş tüm güzel insanlar, hepinize sevgiler, saygılar, 25. yılınız kutlu olsun. Hoşçakalın. Merhaba, ben Vedat Sakman. Göçmenler ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği'ni ve çalışanlarını 25. yılını yürekten kutluyorum. Ve şunu söylemek isterim ki bizim genç yaşlarımızdan bu yana arkadaşlarımızla tek bir idealimiz vardı aslında. Sınırların kalkması ve bütün bu yaşadığımız dönemdeki insanlarla dünyanın nimetlerini paylaşmak, yaşamı sürdürmek. Bunun bir gün olacağını mutlaka düşünüyorduk. Ama bizim yaşadığımız dönemde insanlık daha buna hazır değil ve yüksek bir medeniyet seviyesi istiyor. Gelecek nesillerin bunu yapacağından mutlaka eminiz. Teşekkür ediyoruz ve yürekten sizleri kutluyorum. Zulümden kaçan herkes kardeşimizdir. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ne 25 yıldır kardeşlerimizin yanında oldukları için çok teşekkür ederiz. Nice yıllara. Merhabalar, ben Jülide Ateş. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği olarak bazen kendi hayatınızı bile riske atarak yardıma muhtaç COVID-19 pandemisinden en çok etkilenen hassas durumdaki kişilere yardım ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu özverili çalışmalarınız çok çok değerli. Sığınmacı ve göçmenlerin temel hak ve hizmetlere erişebilmede yardımcı olduğunuz ve insani yardım alanında gerçekleştirdiğiniz çalışmalar insanlık adına çok kıymetli. Tüm zorluklarına ve yıpratıcılığına rağmen bu özverili görevi üstlendiğiniz ve elinizi taşın altına soktuğunuz için çok kıymetlisiniz.
sizin sayenizde tüm insanların eşit haklara sahip olabileceği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hepimiz için sağlanabileceği bir toplum inşa etmede birlikte hareket edeceğiz. Gelecekte de uzun yıllar boyunca bu güzel temalı çalışmalarınızın devam etmesini dilerim ve 25. yaşınızı canı gönülden kutlarım. Mutlu yıllar SGDD ve AFAM. Merhaba, ben Meltem Taşkıran. Göçmenler ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği'nin 25. yılını yürekten kutluyorum. İnsanın insan olduğu için değer gördüğü, insanın insanı insanca kabul ettiği, sevdiği, saydığı, anladığı, bambaşka, yepyeni bir algıda en kısa zamanda hep birlikte buluşabilmemizi diliyorum. Sanatın bu konuda önemini çok iyi biliyorum. Ve ömrüm yettikçe insana insanca değer verilmesi için şarkılarımı söylemeye devam etmek istiyorum. Yaşadığımız şehirlerde günlük hayatın görünmez trajik fonu haline geldiler. Her gün geçtiğimiz yollarda, caddelerde var olmalarına rağmen fark etmiyoruz. Fark etsek bile belki dönüp çaresizliklerine bakmaktan, belki bir gün onlar gibi olma ihtimalinden korkup başımızı çeviriyoruz. Haberlere sadece rakam, sayı, istatistik, ekonomik büyüklük tartışma olarak yansıyorlar. Ama onlar da bizim gibi birilerinin evladı, annesi, babası, kardeşi, eşi, canı. Hikayelerini sadece bir bebeğin cansız bedeni kıyıya vurduğunda merak ediyoruz. Yer yerinden oynuyor, dünya ayağa kalkıyor ama aynı hızla unutuyoruz. Milyonlarca hayat, bir o kadar trajedi ve çaresizlikte uzatamadığımız el, veremediğimiz omuz, kısacası vicdanımız olduğu için Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ne ne kadar teşekkür etsek az. Nice hayatlara umut olmaya devam edeceğiniz nice çeyrek asırlara. Merhaba, ben Eser Taşkıran. Göçmenler ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği'nin 25. yaşını, 25. yılını kutluyorum. Birilerinin birilerini göçmen kılmadığı bir dünya diliyorum. Ama sanırım bu çok zor. Bu sebeple de derneğimizin varlığı çok önemli. Elimden gelen her şeyle yanınızda olmaya çalışacağım. Umarım varlığımız birçok göçmene, birçok göçmen kılınmış güzel insana daha destek sağlar. Sevgi ve saygılarımla.